Evet, Meraklısı ekranlarından herkese tekrar selamlar. New Replicant serimize tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bir tane kavun götürecektik kız kardeşimize, biliyorsunuz. Side questleri yapıyordum ben bu esnada. Kavunu götürdüm. O esnada kız kardeşimiz şey sordu. Hadi bugün evde kal abi, gitme falan dedi. Ben de mutlu etmek için cici kız kardeşimizi evet'i seçtim. Seçenek çıktı çünkü. Ondan sonra bunlar uyudu. Bunu neden anlatıyorum? Hikayeyle bağlantılı. Bizi göndereceği yerle, şu an gideceğimiz yerle alakalı. O yüzden anlatıyorum. Bu ikisi uyuduktan sonra gece rüya gördüler. Ve rüyalarında karşılarına beyaz saçlı biri çıktı, bir şeyler anlatıyordu. Ancak ne anlattığını anlayamadılar. Dudaklarını okuyabildiler ancak. Forest of Myth diye bir yerden bahsedildi. Şöyle haritamıza bakalım. Forest of Myth, bu haritanın sol üst köşesinde bir ağaç işareti var. Ağaç resmi var. Orayı gösteriyor. Muhtemelen Forest of Myth orasıdır. Zaten kuzey kısmından çıktığımız zaman oraya gidebileceğimizi görüyoruz haritadan. Buradan bahsettiler. Bunun üzerine uyandıktan sonra ikisinin de aynı rüyayı gördüğünü anladık. Çünkü ikisi birbiriyle konuştu. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan kahramanımız Nier dedi ki gidip Popola'yla bu konu hakkında konuşmalıyım. Bakalım neymiş. Forest of Myth'e gideceğiz. Muhtemelen orada bir mevzular dönüyor. Hemen Popola'ya gidelim. Bakalım mevzu neymiş. Popola. Bu arada Popola'nın o ihtiyacı olan, şarkı söylemek için ihtiyacı olan içeceği hazırladım. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Muhtemelen şu an verebiliriz. Popola ne oldu? Tuhaf bir mektup aldım. Neymiş mektup, bakalım. Dearest Popola. Sevgili Popola, umarım bu mektup seni bulur diye biri başlamış mektubunu yazmaya. Alt ne? Okey, neyse, önce üstten başlayalım. Köyde yaşanan çeşitli olayları senin dikkatine getirmek isterim rüya ile alakalı diyor. Senin fikrini, görüşünü bu konu üzerinde almak isterim demiş. Ondan sonra normal başlamış yazıya. Dream, 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 rüya, rüya, rüya diye devam etmiş. Burada saçmalamıyor. Dream evil, dream bilmem ne gibi gibi bir mektup gönderilmiş. Gerçekten acayip bir mektup diyor. Weiss, kimden geliyor diye sorduk. Forest of Myth'teki validen gelmiş. Vali, bu durumda vali mi olur? Okay. Kuzeydeki yer diyor. Forest of Myth mi? Ya normalde zeki ve neşeli insanlardır. Neşeli bir grup insandır bunlar. Onlardan bu tür bir şey gelmesi karakter dışı. Çok kötü bir his var içimde bununla alakalı diyor. Kontrol edeceğim. Gerçekten mi? Meraklanma. Orada işim var. Peki, tamam o zaman. Teşekkür ederim. Dedi ve gönderdi. Tamam, biliyorum. Sana görevi veremiyor muyum? İçeceğin hazır. Hadi git iç ve şarkı söyle. En büyük zevkim sarhoş anime kızlarının şarkı söylediğini izleyip dinlemek. Çünkü. Bu arada bunun kız kardeşi... Neydi adı? Yoala mı? Neyse. Ona gittiğimiz zaman tavernada o da bize görevler veriyor. Bu arada şöyle göstereyim. Paramıza bakın. 48.300. Neler yaptım? Bütün değil yani. Sürekli geliyor zaten. Side quest bayağı yaptım. Side questler sonucunda bayağı bir paramız birikti. Kılıcımız değişti. Bu Blacksmith'teki en pahalı kılıcı aldım. 16.000 küsürlük vardı ya, 16.800'lük Beastbane. Onu aldım. Şimdi upgrade etmek için materyal gerekiyor. Sanırım materyaller yine işte bu titanium alloy falan filan istiyor. Bunların farmını yapmak için yine o Junkheap bölgesine
muhtemelen gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kayne, gel bakalım. Gel buraya. Bunların ne zaman nerede lazım olacağı belli olmaz, o yüzden her seferinde kesiyoruz. Şey, yakalıyoruz kertenkele ve fareleri. Çünkü her yerde çıkmıyor yani, bunlar gibi değil. Sadece belirli yerlerde çıkıyorlar. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun nasıl gidiyor? Oynuyor musunuz aynı zamanda? Var mı sizde de? Hop. Yoksa sadece izliyor musunuz şimdilik? İndirime girer diye düşünüyorum. İndirime girdikten sonra rahatlıkla alabilirsiniz. Ya sonuçta yeni bir yapım değil. Remaster, remake. Birazcık remaster, birazcık remake tadında bir yapım olduğu için. Yani zaten atıyorum 600-700 liralardan çıkmadı piyasaya. 400 liradan çıktı. Bir süre sonra da indirime girer. Muhtemelen oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Hem bu tür videoların amacı da şey değil mi zaten? Hem oyunu tanıtmak. Eğer bakarsınız YouTube'da videolarına, ha, hoşuma gitti, okey, bu oyunu satın alabilirim indirime girdiği zaman da diyebilirsiniz. Yanlış yere gittik bu arada biz. Bu arada biz çok alakasız bir yerdeyiz şu an. Onu söyleyeyim. Navigasyon kayboldu. Biz zaten nereden çıktık biz? Kuzeyden çıkmadık değil mi? Biz kuzeyden çıkmamışız. Bakıyorum. Kesinlikle kuzeyden çıkmadık. Neyse, birazcık farming yapmış olduk. Şu zavallıları da alayım. Bu arada goat meat değil de goat hide ver abi bana ya. Derisi lazım. Heh. Derisi lazım. Görev var çünkü. Bir de rubber, plastic rubber mı? Öyle bir materyal var. Ondan lazım. 5-10 tane. Bu goat şeyinden lazım. Hide derisinden. O matın alan kadın hala almaya devam ediyor. O bitmedi. Ya bunlar da olmasa, yani arada böyle hayvan avlama bilmem ne bir şeyler. Ya da iki tane şey çıkıyor, onların poposunu tekmeliyoruz. Onlar da olmasa biraz boş kalıyor ama. Yani dediğim gibi işte oyun orijinali biraz eski olduğu için o dönemde buydu yani. Harita bomboş. O zamanki teknik imkanlarla yapabilecekleri en iyi şeyi yapmaya çalışmışlardır eminim. Ama şöyle bir şey de var. Şu an hani bunu remaster'dan ziyade biraz daha remake ağırlıklı yapsalardı iyi olurdu. Yani remaster, remake farkını biliyorsunuz zaten. Remaster hali hazırda bulunan bir oyunu cilalayıp aynı şekilde hani işte görüntüsünü bilmem neyini geliştirip sunmak. Remake ise yine aynı oyunu birazcık değil, tamamen de değiştirebilirsiniz. Farklı bir motor da kullanabilirsiniz. Yani cilalamanın üstüne bir şey yapıp eklememeniz gerekiyor oyuna. Buna da remake deniyor. Bu yani grafik açısından remaster. Yeni bir şeyler eklendiği söyleniyor oyuna. Eski oyunda olmayan. O açıdan da remake diyebiliriz. Bazı kamera açıları falan değiştirilmiş. Hatta bazı savaş sahnelerinde, boss savaşlarında. Araştırma yaptığımda öyle bir bilgiye rastlamıştım yani. Onun dışında remake. O yüzden remaster olmuş olsaydı hani daha iyi olabilirdi. En azından harita doldurulabilirdi. Daha fazla düşman eklenebilirdi. Bu arada bunu artık binebiliyoruz. Muhtemelen ilk avladıktan sonra açıldı. Şuradan call diyoruz. Order, animal, call dediğimiz zaman geliyor. Kayne için de aynı seçenek çıkmış. Muhtemelen kayneyi de. Ha, bunun üzerindeyken ateş edemiyoruz ama. Boom. Boom şakalaka. Nerede o? Boom şakalaka. Burada şehitler falan çıkıyor. Hoppa. Toslamadan gidebildik, iyi bari. Dana gibi koşuyor. Yani tuhaf oldu. Domuz sonuçta ama dana gibi koşuyor demek. Evet, Forest of Myth. Geldik.
Hakikaten rüyalar alemi gibi. Şimdi burada bir mevzu var. Burada mayor diye bir adam var. Vali. Ya ormanın valisi mi olur? Yani yetkili... Burası çok sessiz, evet. Kesinlikle burada bir problem var. Eminim diyor. Birazcık optimizm iyi olabilirdi, Vice diyor. Şurada bir save patlatalım. Bir de yedek save dosyası açtım. En son üsttekini kullanıyorduk. İşte şeyleri yaptım, side questleri. Aşağıya save ettim. Yedek ne olur ne olmaz bulunsun diye. Ne var burada? Ev mev falan bir şeyler. Burada bir amca var. Mayor sen misin dayı? Vali. Oh, medicinal herb. Gerekmiyormuş. Kullanamıyoruz da. Şunları alalım. Ne yapacağız şimdi burada? Burada insancıklar var. En baştaki adamın üzerinde şey vardı. Bir dakika, buradan gidiyor mu yol? Yok, bu kadar. Bu mu oğlum sizin şeyiniz? Köyünüz, kasabanız neyse. Görev işareti var bunun üstünde. Bakalım. Ah, kutu. Hoppa! Dikkatli ol. Kelimelere dikkat et. Kelimeler mi? Ne demek istiyorsun? Bulaşıcı kelimeler. Rüya kuranlar. Rüya kurmak. Rüya görenler. Rüya görenler mi? Bekle bir dakika. Ay, aklımda, kafamda yeni bir tuhaf hissiyat oluştu. Niye ses gelmedi? Wise'ın sesi yükseldi. Quizzical ne demek? Böyle herhalde acayip bir şekilde anlamı olabilir. Çok rastladığım bir kelime değil, bilmiyorum. Neler oluyor? Köylünün, köylü yani villager, vücudu kıpırdadı ve yavaşça gözlerini açtı. Belki bu adama sorarak başlayabiliriz dedi Vice. Siz de kimsiniz? Bu köyde bir şey olduğunu gördük, duyduk ve yardımcı olabilir miyiz diye geldik. Vali, ya vali değil, ne olur başka, yetkili işte, sorumlu, neyse, vali, muhtar, bilmem ne, vali Mereknezo ve Vice'a baktı. Benimle konuşabiliyorsanız eğer, sizi rüyama almış olmalıyım. Rüyana mı? Vali açıkladı. Son haftalarda Death Dream adı verilen gizemli bir hastalık Forest of Myth'te yayıldı. Buna yakalananlar sonsuza kadar uykuya dalma ile lanetlendiler ve kendi rüyalarının dünyasında kaldılar. Yani kendi rüyalarında sonsuza kadar uykuya dalma lanetine kapıldılar gibi bir anlamı var. Köyün muhtarı, artık köyün neyse, valisi Death Dream'in insandan insana konuşulan kelimelerle yayıldığına karar verdi. Ancak daha fazla öğrenemeden hastalık onu da aldı. Wise valiye baktı, ağzı kıpırdadı. Bak şimdi, dedi. Senin rüyana absorbe edildiğimizi mi söylüyorsun? Evet, dedi vali. Sanırım öyle oldu. Diğer kelimelerle, dedi Mereknezo, Death Dream'e mi yakalandık? Vali, Mereknezo'nun
şüphesini onaylamadan, onaylayamadan Weiss öfkeli bir şekilde patladı. Saçma sapan. Kesinlikle. Dur oğlum. her seviyede, yani her yönüyle saçma sapan bir şey bu, diyor. Ben uykuya daldığımı bile hatırlamıyorum. Death Dream bu şekilde işliyor. Nazik bir şekilde vali The Book's Remarks kitabın şeyin Wise'ın şeyini anlamadım, oraya söyleyemedim. O da onu yapamazsın dedi. Vali ağzını yamulttu. Embarrassed grimace. Yani yüzünde böyle bir utanç hali belirdi. Sonra hızlıca konuyu hızlıca konuyu Merek Nezon'un kimi gördüğünü ve ne konuda tartıştıklarını, konuştuklarına çevirdi konuyu, diyor. Orada sizin rüyama girmenize bir şey sebep olmuş olmalı, dedi vali. Bir çeşit diyalog, spesifik bir kelime, bir şey. Merek Nezo ve Weiss beyin fırtınası yaptı gibi bir anlamı var sanırım. Ancak kolay bir çözüm bulamadılar. Kesinlikle çok fazla kelime vardı düşünülecek. Çok fazla rastgele sohbet. Çok fazla boş muhabbet. Grimoire Weiss anlamsız diyaloglara girmez. Gururu zedelendiğine işaret ediyordu bu, dedi. Gururumuz zedelemedi. Narrator'a şimdi laf söylüyor. Gururun tamamen yok ettiğini söylüyor. İrite olmuş bir şekilde Weiss yukarıya baktı. Sanki cennette cevapları arıyor gibiydi. Öyle bir şey yapmadım. Sadece bırak beni artık. Sert kelimeleriyle oluşan siniri Merek Nezo'ya bulaştı diyelim. Devam ediyor mu bu daha böyle? Çok tuhaf bir şey değil mi yalnız, bu diyaloğa girdik direkt. Bekle, dedi Merek Nezo aniden. Birisi bulaşıcı mı, dedi. Evet, öyle inanıyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Ne olmuş ki? Köylü bize dedi ki bulaşıcı kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor, değil mi? Vali yenilenmiş alakasıyla, ne alaka ya? böyle bir tercüme modeli yok. Yenilenmiş alaka ne demek ya? Vali'nin ilgisi, alaka odağı değişti ve öne doğru eğildi diyelim artık o kısmına. Wise'ı kenara iktirerek eğildi. Bir şey demiş olmalı değil mi, dedi vali. Bazı spesifik kelimelerin kombinasyonu. Bu neydi? Rüya görmeyle alakalıydı. Ya da rüyalarla alakalı bir şey. Ya da... Ah, bu da her neydi? Artık öyle. Bu da her neydi? Peki. Bir koyun... diye bağırdı Weiss aniden. Kafasına gelen ilk şeyi ağzından çıkararak. Diğerleri kafalarını
yavaşça sallamadan önce ona baktılar bir anlığına. Birkaç dakikalık düşünmenin üzerine Mereknezo'nun yüzünde, kafasında ampul yandı. "Evet, hatırlıyorum," dedi. "Those who dream," yani rüya görenler. Onu söyledi, eminim. Böylece vali cebinden kalın kağıtlar çıkardı. Onaylamadan önce onların sayfa sayfa geçerek baktı kağıtlarına. "Doğru gibi," dedi. Elinden bir parça kağıt yere fırlayarak, ay bastım yanlışlıkla. Vali kafasını salladı. Orayı çeviremedim. "Geçtiğimiz ayda tek yaptığım şey Death Dream'i çalışmaktı. Death Dream ile alakalı çalışmalar yapmaktı," dedi. "Yani ben valiyim değil mi? Benim işim insanları her ne pahasına olursa olsun korumak. Ancak bir iki dışarıdan gelen bir iki insanın rüyama girmesini hiç, yani insanların rüyasına girebileceğini hiç beklemezdim." Vali duraksadı. Yüzünde kötü bir ifade oluştu. Muhtemelen not almam gerekiyor. Wise hemen böyle tepkiyle cevap verdi. Yani onun yerine şey diyor, eforlarını buradan kaçmaya odaklasak daha iyi olabilir diyor. Anlamak yerine buradan kaçmaya odaklansak daha iyi olur gibisinden bir şey söyledi orada. Vali kalemini sıkıca tuttu. Ucunu kırarak. "Kaçmayı denedim. Kendi rüyalarımda hapsolduğumu anladığım ilk andan bu yana kaçmayı denedim. O zamandan beri çıkacak bir yol arıyorum ancak öyle bir yol olduğunu düşünmüyorum." Yani demek istediğim, bu benim rüyam değil mi? Eğer bir çıkış yolu olsaydı bunu biliyor olmam gerekirdi. Sonra bir anlığına duraksadı, bir yere boş boş baktı. "Köyüm çok güzeldi," dedi. Ortaya doğru, yani kimseye dönerek söylemese, ortaya, "Köyüm çok güzel," dedi. Ve tanışabileceğiniz en iyi insanlarla doluydu. Ancak hastalık yayıldığından beri her şey değişti. Sanki birisi eline bir sünger alıp hayatlarımızdaki bütün rengi çektirdi, emdirdi. Tekrar bir bütün olmak istiyorum. Tekrar bir bütün olmamızı istiyorum. Tekrar özgür olmamızı istiyorum. Ve bu gerçekleşene kadar durmayacağım. Mereknezo onaylayarak kafasını salladı. "Ha, bekle bir dakika. Ben kafa sallamadım. Bak, eğer yardımcı olabilirsek," dedi Mereknezo, "sadece sorman yeterli." "Hey, bekle bir dakika. Ben öyle bir şey demedim." "Sessizlik," dedi Weiss. Weiss, Mereknezo'dan Mayra ve sonra tekrar Mereknezo'ya kafasını çevirdi. Yüzü özgüvenle doldu. Grimoire Wise'ın yüzü her zaman özgüvenlidir. "Teşekkür ederim," dedi. "Şimdi bak buraya vali. Kimsenin rüyandan çıkamayacağını söyledin bize.
senin haberin olmadan. Ancak biz buraya ilk geldiğimizde bizi gördüğüne bile şaşırdın, öyle değil mi? Vali yavaşça kafasını kaldırdı. O anda yüzüne şey geldi. Hani farkına varışlığın ifadesi geldi. Artık nasıl söyleyeyim orayı? Aman tanrım dedi. Haklısın, haklısın. Geldiğinizden hiç haberim yoktu. İnsan hayal gücü limitsiz bir makine gibidir dedi Weiss. Ve hayaller, rüyalar da bunun yakıtıdır. Eğer bir çıkış yolu hayal edersen, öyle olması gerekiyor. Senin izninle bunu aramalıyız. Teşekkür ederim dedi vali. Borcumu size nasıl öderim bilmiyorum. Ödeme gerekmez. Biz de senin kadar istekliyiz buna bir son vermekte. Vali aniden nefes alabildiğini hissetti. Bunun nasıl bir şey olduğunu unutmuştu. İkinize bol şans. Mereklizo ve Weiss giderken onlara ikinize de bol şans dedi. Size güveniyoruz. Hepimiz size güveniyoruz. Mereknezo yavaşça sisli ormanda yok olurken vali bir dejavu hissiyatı ile karşı karşıya kaldı. Bu adamı daha önce gördüm diye düşündü. Ama nerede? Mereknezo'nun modu düştü. Ormanda ilerlerken. Birkaç saat önce buranın güzelliği hala yeni bir şeyken içeriye girebileceğinden emindi ve çıkış bulabileceğinden vaktinde evde yemek için olabileceğinden emindi. Ancak derine gittikçe orman çevresini sardıkça sis bir adım ötesinden fazlasını göremeyecek duruma geldi. Ve yosun kaplı kayalar bileğini burkmakta kararlıydı. O nasıl bir şey ya? Öyle bir yosun kaplı kaya neden bileğini burkmak istesin ki? Ya buraları tercüme ediyorum. Umarım izliyorsunuzdur. Bayağı çaba veriyorum şu an çünkü. Umarım sıkıcı değildir. Bence gayet ilgi çekici. Çok hoş. Böyle bazı oyunlarda böyle şeylerin olması, hani tek düze gitmemesi, böyle farklılık sunması açısından böyle bir şeylerin olması oyunlarda çok hoş bir şey bence. O yüzden gayet güzel bir bölüm. Böyle RPG rol yapma oyunu oynuyormuş gibi hissettim kendimi. Okay. Weiss berbat bir travel companion'dı. Seyahat arkadaşıydı diyelim. Okay, şöyle böyle devam ettiler diyor. Sonra Weiss bacaksız kaplumbağaların çevreyi navige etmekte daha iyi olduklarını söyler gibi bir şey söyledi. Okay Weiss, kes şunu artık. Sen yürümek zorunda değilsin. Mereknezo ağaca doğru yaslandı. Sırtındaki düğümü çözmeye, esnetmeye çalıştı. Ya esnedi diyelim. Bu aptal orman nasıl bu kadar büyük olabilir diye mırıldandı kendi kendine.
Bu kelimeler ağzından çıktığı gibi böcekler hayat ne? Böcekler hayata mı geldi? Aklınıza gelebilecek, hayal edebileceğiniz her klik, baz, bızlama, hıslama, hisleme, yani hayvanların çıkardığı seslerden bahsediyor. Berekneso ellerini kulaklarının yanında şıplattı. Alkış yaptı kulaklarının yanında. Ve duyulmak için bağırdı. Wise, neler oluyor? Merekneso Wise'ın ağzının oynadığını görebiliyordu ancak bir fırtına içerisinde bağırıyor da olabilirdi. Hayvanlar bağırdı, böcekler. Ve orman howled. Orman uludu. Ve sonra Merekneso'nun kulakları kafasından yırtılıp ayrılıp saklanmaya gidecek gibiydi. Yani şüpheci bir şekilde ellerini kulaklarından sol kulağından çekti ve ormandaki yaratıkların sesini dinledi. Zri 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 zri. Şakakak şak şak şak. Şak şak şak. Şak şukacı gibi. Ne biçim böcek bunlar? Çike 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 çike. Şak 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 şak. Zri zri. Vu 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 mu? Vu 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 mu? Şik şik şik. Okey, okey, okey. Böceklerin senfonisi başka bir desibele ulaştı. Meregnezo çeşitli şeyler gördü. Fark etti. Pattern neydi? Yol, yorda, ne? Şekil. Seslerde bir pattern olduğunu fark etti diyelim. Bu rastgele olamaz diye düşündü. Sadece boş ses değil bunlar ya da öyle bir şey. Bu başka bir şey dedi. Böcekler onu çağırmıyordu. Soru soruyorlardı. One with its lacking, two with its ideal, three with its dangerous. What is it? Ha, bir tekerleme, bulmaca, bilmece gibi bir şey. By my page. Ay, sayfalarım adına. Bu bir bilmece mi? Öyle sanırım. Belki buradan çıkmamızın yolu budur. O zaman cevabı sana bırakıyorum. One with its lacking, two with its ideal, three with its dangerous. What is it? Ne olabilir? How should I know? Nereden bileyim? Testere. Bu bir sır. Birincisi eksik, ikincisi ideal, üçüncüsü tehlikeli. Secret diyorum. Merekneso mantıklı olan tek cevabı verdi. Bu bir sır. Değil mi? Böceklerin sesi başladığı gibi durdu. Orman Merekneso'nun önünde açılarak yeni bir yol açtı. Orman bizim için bir yol açıyor dedi Wise. With glee. Glee ne demek bilmiyorum. Testi geçtiğinden memnun bir şekilde Merekneso devam etti. Daha intens bir şekilde. Yolda oldukları sürece
maceralarının bir anlamı vardı. Sanırım orman bizi kabul etti ha? Dedi Mereknezo. Weiss arkasını dönerek yol arkadaşıyla yüz yüze geldi. Ya da yol arkadaşıyla yüz yüze gelmek için etrafını döndü. Demek daha doğru olur sanırım. Ormanın arzusunu aniden arkadaşlık kurabileceğin bir hayvanla karıştırma. Bu yolun nereye gittiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Weiss konuşmayı bitirirken ikili köşeyi döndü ve temiz bir orman akıntısıyla karşı karşıya geldiler. Gülümseyerek Mereknezo yerden küçük bir taş aldı ve suyun yüzeyinde onu sektirerek fırlattı. Taş suyun yüzeyine her çarptığında bir müzik notası çaldı. Ve taş parçası sonunda hareket etmeyi durduğunda suyun dibine doğru battı. Ve geride bıraktığı şeyler bir araya gelerek bir kelime oluşturdu. Kelimeler oluşturdu. Oluşturduğu kelimeler I enter through the window but break no glass. Pencereden girerim yalnız camı kırmam. Gece çöktüğünde yok olurum ben neyim? Bir bilmece daha. Çok kolay diye bağırdı Weiss. Şimdi cevapla. Mereknezo dişlerini sıktı. Ve evet, dişlerini sıkarak yol arkadaşını gebertmemek için kendini zor tuttu diyelim orası için. Yani sonuçta haklıydı. Bu biraz kolaydı. Pencereden girerim, camı kırmam. Gece çöktüğünde yok olurum ben neyim? Tabii ki sunlight, güneş ışığı. Kuş olamaz, kuş kırar. Ömrüm boyunca, dedi Weiss yumuşak bir şekilde, böyle bir manzara görmedim. Belki buranın niyetini yanlış anlamışımdır. Hey bak, dedi Mereknezo. Weiss'i kendine getirerek. Orada bir ev var gibi. Arkadaşının elinin gösterdiği yöne doğru bakarak Weiss ağaçların arasında bir köy evi gördü. Bu tuhaf değil mi, Weiss? Yani bu kadar uzaktaki mi ev inşa eder? Mereknezo yürüdü ve kapıyı tıklattı. Bir dakikalık tıklatmadan sonra kapı açılarak küçük bir adam dışarıya doğru baktı. Hop, geçtim yanlışlıkla. Başladı Mereknezo. Ancak bir yere varamadan önce Clock neydi ya? Pelerinli adam ya da üzerini örtmüş adam konuşmaya başladı. Haydi al işte bir bilmece daha. Dört bacağım var sabahları ve öğlenleri iki. Ancak gece sonunda üç. Ben neyim? Bu ne ya? Mereknezo pelerinli adama sormaya çalıştı. Kim olduğunu ve burada ne yaptığını. Ancak o soruyu tekrarladı. Eğer bu adamla diyalog kurmak istiyorsak, dedi Weiss. Sanırım bilmecesini yanıtlamalıyız. Evet, sanırım öyle, dedi Mereknezo. En azından bu kolay. Sabahları dört bacağım var, öğlenleri iki.
Ancak gece sonunda 3 ben neyim? Ne olabilir? Sabahları neden 4 bacağı var? Yani bence Demon Angel saçma oluyor. Şeyi mi acaba kastediyor? Hani güneşin dünyaya vuruş açısı ve gölgelerimizden bahsediyor muhtemelen. İnsan diyorum o yüzden. Sis pelerinli kişiden, figürün etrafında açıldı. Tek bir kelime söylerken. Doğru. Bununla birlikte adam bir şeyini fırlattı. Gerçek kimliğini göstererek. Aa, sen mayorsın. Valisin dedi Merek Nezo. Küçük adam yavaşça kafasını salladı. Ben senin bildiğin vali değilim. Şimdi sözlerimi iyi dinle. Uzun süre önce senin bir versiyonunu gördüm ama o sen değildi. Aa, pardon? O ne demek? Zamanla bir anlam ifade edecek. Şu an Death Dream'in mühürünü kırdığın için sadece seni tebrik etmek istiyorum. Şimdi ormanın başındaki kişiye gitmeni istiyorum. Gitmelisin. Bununla birlikte adam topuğu üzerinde döndü ve kapıyı kapattı. Ha, şey diyor. Merek Nezo izlerken sis yerden köy evine doğru çekilerek onu varlıktan sildi, yani ortadan kayboldu. Merek Nezo ve Wise ormanın başına döndüklerinde valiyi bir ağaca yaslanırken gördüler. O ikisini görür görmez bacaklarını onlara doğru hareket ettirdi. Good gravy dedi. Good gravy ne demek bilmiyorum. Başardınız. Sol eli Merek Nezo'yu yakaladı. Sanki soketinden çıkaracakmışçasına güçlü bir şekilde. Sağ eli de Wise'ın kapağını kavradı ve onu havaya doğru hareket ettirdi. Aa, cennetler adına. Lütfen beni sallamayı bırak seni ahmak. Sana başarılı olup olmadığımızı bile söylemedim. Vali geniş bir şekilde. Vali ağzı kulaklarına vararak gülümsedi, öyle söyleyeyim, ve kafasını salladı. Hayatta olduğumuzu gördüğüm için mutluyum. Sizi bir daha görebileceğimi sanmıyordum. Merek Nezo kendisini Varli'nin istekli, sert tokalaşmasından bir gülümsemeyle geri çekti. Death Dream'in mührünü kırdık dedi sonunda. Sanırım. En azından sanırım. Valinin yüzü, Merek Nezo onu detaylarla doldururken, detayları ona verirken parladı. Hikaye bittiğinde ormanın zemininde yere yatıp uykuya daldılar. Merek Nezo kafasını kaldırdı. Okey, bekle, bu saçmalık. Neden uykuya dalmak için yere uzanalım ki? Ya, boş yapmayı kes de uykuya dal seni ahmak. Bu yerin kurallarına karşı gelmek, karşı savaşmak saçmalığın daniskasıdır.
unuttun mu diye devam etti Weiss. Death Dream'i kontrol eden kelimelerdir. Bir yerden bir yere gitmesini sağlayan da. Ne kadar doğal, doğa dışı görünse de görünsün, kelimeler nihaidir. Bu yüzden kelimeler uyumamızı söylüyorsa o zaman uyuyacağız. Ve bunu yaptığımız zaman hikaye devam edecektir. Bununla birlikte üçlünün gözleri artık ağırlaşmaya başlamıştı ve yavaşça nefes almaya başlamışlardı. İlk defa diye başladı vali. İlk defa yorgun hissediyorum. Burada hapis olduğumdan beri. Sözleri uzun bir esneme ile birlikte kesildi. Ve başka hiçbir şey hatırlamıyordu. Bir yıl ya da bir saat uyumuş olabilirler. Kalktıklarında her şeyin kalitesi bir tık daha artmıştı. Merekneso valinin omuzlarını kibarca nazik bir şekilde salladı. İyi haber, müjdem var, dedi. Sanırım başardık. Oh wow, dedi vali. Şaşırmış bir sesle. Evet, başardık, geri döndüm. Bir kere gözünü kırptı ve sonra tekrar gözünü kırptı. Hani gözünün önünde gördüğü şeye inanmıyormuş gibi. Bunun ne kadar önemli olduğunu hiç anlayamazsınız bile. Death Dream köyümüzde yayılıyordu. Ve tek yapmak istediğim... Belki bir yolunu bulup bunu durdururum diye düşündüm. Sanırım öyle olmadı. Ben de hastalığa yakalandım ve kendi rüyam içerisinde tutsak oldum. Vali ayağa kalkmaya çalıştı ancak yere yığıldı. Bacaklarına bakarak nasıl çalıştıklarını anlamaya çalıştı. Sonra Merekneso'ya baktı. Bir kelime bile etmeden genç adam valiyi ayaklarının üzerine kaldırdı. Gerçek hayata biraz alışman zaman alabilir, dedi vali. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Böyle ara sıra tuhaf atlamalar seste yaşayabilir, yani görebilirsiniz. Bir yandan online eğitimim var. Aralarda girip oyunu oynuyorum, kayıda devam ediyorum falan. Şimdi en son ne demiş? Weiss konuşmuş. Kısa sürede öğrenirsin eminim, dedi Weiss. Şimdilik evine gidip dinlenmelisin. Hayır, dedi vali. Sabit olmayan ayağının üzerinde sallanarak. Hayır, yapamam. Bazı köylüler hala Death Dream'in tutsağı. Onları kurtarmak zorundayım. Vali yavaşça kutsal ağaca doğru ilerledi. Köyün ortasında bulunan kutsal ağaca doğru ilerledi. Ve kafasını eğerek sessizce dua etti. Bu kutsal bir ağaç, diye açıkladı duası biterken. Bu köyümüzün tarihinin anılarının muhafızı. Superstition neydi? Hurafe miydi? Hurafeler sadece misyonumuzu, görevimizi daha zor hale getirir diye mırıldandı Weiss. Kaderimizi tanrılarının eline bırakmamalıyız. Vali kafasını salladı. Tanrılar değil, kelimeler. Efsaneye göre ağacımız
Sealedverse adı verilen, Sealedverse olarak bilinen güçlü bir büyünün evidir dedi. Mereklizo ve Weiss sürprizlerini kontrol altında tutamadılar. Amaçları, hedefleri hiç beklenmeyen bir yerde bulunmuştu. Diyorum ki, diye mırıldandı Weiss. Bu kesinlikle şans. Üçü de vedalaşırken Mereknizo tuhaf bir adamın ona üçüncü bir bilmece sorduğunu, Mereknizo tuhaf bir adamın ona üçüncü bir bilmece sorduğunu sorduğundan bahsetti diyelim kısaca. Senin bir versiyonunu gördüm ama o sen değildi dedi vali. Bu da ne demek? Düşüncelerinde kayıp bir şekilde boşluğa doğru baktı uzun bir süre. Biliyor musun dedi yumuşakça. Bu biraz tuhaf gelebilir ama seni daha önce gördüğümü hissediyorum. Ben de seni daha önce gördüğümü hissediyorum. Mereknizo düz bir yüz ifadesi yani ifadesiz bir yüz ifadesine bürünmeye çalıştı ancak başaramadı. Fakat vali bunu fark etmedi. Dejavu değil mi? Her neyse. Death Dream tarafından meydana gelmiş bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bir anlamı yoktur. Pardon. Mereknizo valiye bir gülümseme ve bir yani Mereknizo valiye gülümsedi ve başını salladı. Ancak içten içe kafasında deli sorular vardı. Yani o şekilde söyleyebiliriz bunu. Yani çok fazla düşünce olduğunu kafasında belirtiyor o cümlede. Valide ve sözlerinde bir terslik var. Burada tam olarak ne yaşanıyor? Hangi bilmece en zoru olabilir ki? Çok teşekkür ederim. Sonunda konuşmaya geri döndük. Yes! Şimdi normal hayata geri dönebilirim. Bu karşılaştığım en tuhaf, acayip hastalıklardan bir tanesiydi. Biliyorum. O yüzden diğer köylülere yardımcı olmalıyız. Ne pahasına olursa olsun. Sealedverse elde ettik. Dark Execution. Magic. Let's go baby. All this for one magic. Bütün bunlar Dark Execution'ı alabilmek için de summon magical spikes from the ground to impale enemies. Bu oyunun başında kullandığımız büyülerden bir tanesiydi. Böyle basılı tutunca hatta alanı büyüyordu. Herkesi kazığa oturtuyordu demiştim. Süper. For a sealed verse, that didn't take much effort. Ne diyorsun? Boş konuşma. Sealed verse için mühürlü ilahi. Artık ben ilahi diyorum, bilmiyorum doğrusu ne. Bir mühürlü ilahi için çok fazla efor sarf etmedik. Evet, bana soracak olursan da birazcık sanki kolaydı. Neredeyse bizi sanki birisi bu köye doğru çekti. Üzerinde çok düşünme, Weiss. Neresi zor değildi ya? Ben onu tercüme etmek için ter döktüm burada. Allah aşkına zor değildi diyorsun. Diğer köylüler de şey diyor. Abi sıkılırsınız yani. Ben bütün bu valiyle olan conversation'ı bile. Hadi bunu atlamam, bunu kesmeyeyim. Neler olduğunu, konuyu falan anlatıyor gibi sanki orada birkaç ipucu verildi gibi hissettim ben. Onu geçmeyeceğim ama bunları yapacağım. Şimdi bunları aktarmayacağım yayına.
videoya çok, yani sırf şunu yapmam zaten bütün gün sürdü, hani eğitim var falan dedim ya, o şekilde bir skalaya oturtamadım kafamda ne kadar sürdüğünü, ama en az bir 20 dakika sürmüştür şuradaki kayıt, onların tercümesi falan. O yüzden bunları muhtemelen, bunları da tekrar rüyalarına girip kurtarmak için şey yapmayacağım, kayda almayacağım, öyle söyleyeyim. Ancak bunlar bittikten sonra hemen kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, bir yarım saatlik uğraşın ardından diğer iki köylüyü de kurtardık onların Death Dream hapsinden. Oh, harika, çok teşekkür ederim. Bak burada senin için bir şeyim var, al. One handed sword, faith. Oo, yeni bir silah. Oo, çok değerli gibi görünüyor. Tabii ki öyle. Bilinen bir silah. But biz, yani biz bunu kullanmıyoruz. Teşekkür ederiz. Her şey için teşekkürler dedi. Var mı başka konuşacağın sohbet Muhammed? Şuradan gitmek istiyorum ben. Bir tek ben mi öyle hissediyorum? Ama ya başka bir oyunda yok böyle bir şey ya. Ne kadar güzel değil miydi? Ben keyif aldım. Bütün gün sürmüş olsa da. Sıkıntı yok. Ben gayet keyif aldım. Çok hoştu. Hemen bir save patlatalım. Okidoki. Ya hatta şöyle yapalım. Ben bu bölümü burada sonlandırayım. Çünkü şimdi kaydı durdurdum. Tekrar dönüp baktım kaç dakikadır. Hani toplam bölüm kaç dakika olmuş diye. 50-55, 60 dakikaya hatta geçmiş, hatta yanlış görmediysem. O yüzden daha da fazla uzatmadan bu bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde daha aksiyonlu bir bölüm olması dileğiyle buradan ayrılıp gideceğiz. Bakalım görevler bizi nereye götürecek. Göreceğiz. Şimdiye kadar so far so good diyoruz. Oyun gayet keyifli, eğlenceli. Biraz daha aksiyon görürsek sadece çok iyi olacak diye düşünüyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Merek Nezo out.